tanıştırmış mıydım ben? Tanıştırdım ben. Merhaba de. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir saniye. Sanki şu an daha iyi gibi. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Son videomu izlediyseniz şu an nerede olduğumu biliyorsunuzdur. Ama izlemediyseniz de söyleyeyim. Şu anda İstanbul'dayım. İstanbul'daki odam. Şu an Isra'daki durumlar yüzünden Türkiye'ye döndüm. Şu an karantina altındayım. 9 günüm kaldı. Bakalım. Sizin izlediğinizde 5 falan bilemedim. Bu bir soru cevap videosudur ama sizden ne zamandır soru sormanızı istiyorum bana. Ve siz de soruyorsunuz. Onları artık bir cevaplamamızın vakti geldi de sanki. Başlıyoruz. Birinci sorumuz. Türkiye'de nerede okudun? Türkiye'de Tembino Fransız Lisesi'nde okudum. 5 sene oluyor, hazırlık okunuyor. Falan fıstık. Liseye geçecek insan izliyorsa beni önerir miyim? Öneririm. Yurt dışında nasıl okuyorsun? Yurt dışında da birazcık okul... Hayır. Yurt dışında da birazcık okulumun bana tanıdığı fırsat sayesinde okuyorum. Şöyle. Susar mısın? Şöyle. Bizim diplomamız Fransız Bakalöryası'na denk. Yani bu ne demek oluyor? Sizin üniversite eğitimi alabileceğiniz bir dil yeterliliğiniz olduğunu gösteriyor benim. Bunların bakalöryası da bizim YKS işte. Bu aradaki diğerlerden olduğunu söylemiş miydim? Söylememişimdir tabii ki de. Yurt dışında böyle okuyorum aslında. Nerede okuyorsun? Versailles'de mimarlık okuyorum. Okulun adı ENSA. Versailles. ENSA zaten devlet mimarlık yüksek okulu diye geçen. Mimarlıklar Fransa'da ayrıldı. Yani bir üniversitenin içinde mimarlık yok. 20 tane, 22 tane bile ekol adı altında. Çok da uzak. Çok video yerine öz video yap. İzlemiyorum da ve içeri olmuyor videoların genelde. Yani şöyle benim böyle bir talebim yok. Her videomda çok derin içerik olsun talebi. Talebim yok. Yani öyle bir uğraşım yok aslında. Çünkü vlog çekiyorum ve vloglar benim o gün ne yaptığım. Şimdi karantinada vlog çekiyorum. İçeriği... Vlogların genelde bir konusu olmaz. İçeriği de vlog yani. Nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun? Anam sormuş, anam, canım anam. Şöyle kafein bağımlılığım mevcut. Kahveler ve her zaman bu kadar enerjik değilim ama kamera karşısında bir nevi enerji olmak gerekiyor. Düzgün konuşacağım, tane tane konuşacağım. Normalde daha enerjiyim aslında bana kalırsa kamera karşısında olduğumdan. Kamera almayı düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum ama şu anda kameralar çok pahalı. Öyle bir bütçem yok henüz. İstediğim kamera birazcık pahalı. Almışken iyi bir şey almak istiyorum çünkü ama para biriktiriyorum. Saç bakım videosu ne zaman gelecek? Bunu bana birden çok kez sordular. Saç bakım videosu gelecek ama saçlarıma baktığım zaman. Saçlarıma çok uzun zamandır bakmıyorum. İstanbul'a ne zaman geliyorsun diye sormuş. Geldim ama 6 Nisan'da gelecektim şimdi gelmemiş olsaydım. Fransa'da öğrenci olmakla ilgili karşılaştığın en büyük zorluklar neler? Aslında çok bir zorlukla ben karşılaşmadım henüz. Sözel derslerde birazcık belki. Dersler zorlayabilir belki birazcık ama beni zorlamıyorlar. Tabii ki şey birazcık zorluyor. Şimdi gelir kaynağımın Türkiye'den gelmesi ve bu kurum bu kadar şey olması. Zorluk göremedim burada. Sorunu umarım cevaplandırabilmişimdir. Bence cevaplandıramadım çünkü. Mimarlık okumasan hangi bölümü okumak isterdin? Cevabı biliyorum ama olsun. Matematik okumak isterdim. Çünkü matematiği gerçekten çok seviyorum. Kendimi bildim bileli matematiğin içindeyim ve matematik yani matematiğim. Ben sürekli matematik çalışırım. Çünkü seviyorum. Sayıları seviyorum. Gizemli dünyası mı desem onu seviyorum. Mimarlık okuyamayacak olsam daha doğrusu matematik okurdum. Ve çok da keyifle okurdum valla. Fransa'da gidilmesini önerdiğim müze ya da sergiler var mı? Varsa biraz bahseder misin? Şöyle Fransa değil Paris'te var tabii ki. Böyle çok herkesin bildiği belirli şeyler var zaten. İşte Louvre olsun, Orsay olsun, Picasso'nun müzesi var. Var ne var? Ama ben kendi favorimden bahsetmek istiyorum ve bu herkesin bildiği bir yer değil. Çok fazla insan biliyor ama herkes bilmiyor. Pompidou orayla video çekecektim ama çekemedim. Her şey o kadar üst üste geldi ki çekemedim yani. Pompidou bir sanat merkezi. İçinde sinema var, galeriler var, kafeteryası var, kütüphanesi var. Kitap satın alabileceğiniz bir bölümü var. Aynı zamanda kendi bir butiği var. Müzeyle alakalı şeyler alabileceğiniz. Yani müze değil. Daha doğrusu sanat galerisi. Ben binayı çok seviyorum. Ve içi de çok keyifli. Gezmesi çok keyifli bir müze bana kalırsa. Yasemin'i bir daha çekme ya da şöyle söyle. Şımarmasın. Bir daha beni bile deletmiş be. Bağırmışım kıza.
Yasemin'im, seni seviyorum. Evet, kamera karşısında şımarıyorum. Kendisi bunun için sizden özür dilerim. Toulouse vlog'daki açıklıkı görken görüyorsunuz. Soruyu da kendisini sorduğu da görüyorsunuz. Çünkü o şekilde koymak istiyorum şu an buraya. Görken benim 5 yıllık, 6 mı oldu? 6 yıllık arkadaşım. Hazırlıktan beri. Toulouse vlog çok eğlenceli olmuş. Arkadaşları nasıl bu kadar mükemmel seçiyorsun? Hiç bilmiyorum vallahi ya. Onlara sormak lazım. Tatlı yediğiniz yerde yakışıklı çocuğun sana ani bakış fazla iyi değil mi? Görkem, lütfen artık kendini övmeyi bırakmanı istiyorum senden. Ne zaman geri geleceğim? Toulouse'a bir daha gelmek istiyorum bu arada. Bayağı istiyorum. Şu ortalık gibi durulsun bir şu ortalık. Yani geri dönebilecek miyiz? Bu bile belli değil. Yani hiçbir şey diyemem yani. 3 saattir kod yazıyorum benim yanımda. Ondan biraz tarz ettim ama birazdan da 2 saat sınav var. Görkem, hepimiz başarılar diliyoruz buradan değil mi arkadaşlar? Evet. Ki zaten o da şu anda İstanbul'da. O yüzden de geçti çünkü eskiydi bunlar. Korona ne alemde? Korona Fransa'da şu an bayağı kötü bir alemde. Hani bu sorunun gelmesini tabii ki bekliyordum. Buraya gelecekti konu. Zaten bahsettim bir önceki videoda da bunu çok o şekilde şekillendirmek istemiyorum bu videoyu. Kötüye gidiyor ama durum Fransa'da. Şu anda sokağa çıkma yasağı var. Bayağı kötü bir haldeler. Umarım çok fazla kayıp olmaz ki şimdiden çok fazla kayıp var. Resmen geometrik artıyor. İçeriklerin güzelmiş. Güzel postlara devam. Instagram'ın ilgi çekici. Teşekkür ederim Osman. Teşekkür ederim. Devam edeceğim. Edebildiğim kadar. Bu kadar. İnanamıyorum. Çok kısa oldu. Ama kısa bir video olsun burada. Ne olacak? Hep uzun uzun konuşacak mı? Karşınızda başınızı mı şişireceğim? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmadığınızı görebiliyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bir video. Bye.